sizleri yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e davetimi arz ederim. Sayın Vekilim, kıymetli valim, daha önce görev almış AK Parti'de milletvekili yapmış Koca İl Başkanı Sayın Kambur, Sayın İl Başkanım, değerli başkan yardımcılarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın mümtaz temsilcileri ve aynı şehirde yaşamaktan gurur duyduğum, onur duyduğum kıymetli hemşehrilerim, hepiniz geçecek şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bu organizasyonun düzenlenmesinde bize büyük katkı emeği olan ana sponsorumuz Dağlı Kardeş'e teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir alkış alalım. Gerçekten Dağlı Yoğurtları Karaca Kulumuzu tüm Tekirdağ'da, hatta Marmara'da çok iyi şekilde temsil ediyor. Bugünkü ev sahipliğinden dolayı onlara da şükranlarımı sunuyorum. Değerli hemşehrilerim, belediyeler elbette yol yapar. Elbette vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal tesisler ve benzeri birçok işlerden sorumludur. Ama aslı olan bir işi daha var. Kendi bölgesinin değerlerini ön plana çıkartabilecek organizasyonları yapmak ve tanıtmakla yükümlüdür. Ki Karaca Kılavuz bizim şehrimizde öncelikle bana yıllardır hep sahip çıkmıştır. Ama özelliği, o güzel insanların büyük bir güzel özelliği var, onu anlatmam gerekiyor. Karaca Kulavuz'da hem dokumalarıyla hem de keşkeğiyle dünya üzerinde artık ses getirebilecek, boyuta taşıyabileceğimiz çalışmalara imza atmamız gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili de biz üstümüze düşen görevi yapalım dedik ve göreve geri gelmez ilkin 2019 yılında Karaca Kulavuz Keşkek Şenliği'ni organize ettik. Biliyorsunuz 2020'de pandemiyle büyük bir imtihan geçirdi. Bütün dünya, sadece Türkiye, Süleymanpaşa, Tekirdağ değil, tüm dünyada pandemiyle ilgili sorunlar yaşadık, yapamadık. Allah nasip etti, bu yıl ikincisini, yani 2020 yılında ikincisini organize ettik. Daha önce benim üzerinde çok hakkı olan, kurucu il başkanlığımızı da yapan, beni de siyasette aslında gerçekten bana üzerinde emeği olan Ahmet abi bir nasihati vardı. Ahmet Kambur abimiz, onu tanıyorsunuzdur, ona da bir alkış alayım. Çok hakkı vardır bu şehre. Oğlum sadece yol yapmakla olmaz,
şehri tanıtabilecek organizasyonlar da yapman lazım demişti. İşte bu organizasyonlar onun bize verdiği nasihatlardan bir tanesiydi. İnşallah bunu büyüterek sadece Süleymanpaşa'da Karacakuluz Mahallesi'nde değil, Feredanlı'da, İğnecik'te, Tiyas Festivali'nde inşallah önümüzdeki yıl çok daha fazla daha büyüğünü, ki ilkini biz yaptığımızda 2 milyon insanımızı ağırlamıştık bu Tekirdağ'da. İnşallah önümüzdeki yıl hedefimiz 2,5 milyon insan ağırlamak, hem esnafımızın kalkınmasına hem şehrimizin tanıtılmasına fayda getirecek bir organizasyon olsun istiyoruz. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Sabri Başkanı'na, Gökhan kardeşime, bütün meclis üyelerime şükranlarımı sunuyorum. Karacakuluz'da yaşamayan ama Süleymanpaşa'da Karacakuluz'un ismini duymayan bazı hemşehrilerimiz vardı. Ben şurada küçük bir bilgilendirme yapayım. Karacakuluz insanı tüm Trakya'da en çalışkan, özellikle kadınları, en çalışkan insanlarıdır. Güler yüzlüdür, samimidir, merttir. O yüzden Karacakuluz'da sizleri ağırlamak, onlar adına ben gurur duyuyorum. Onlar adına da tekrardan hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. İki gün boyunca 7'den 70'e herkesin eğlenebileceği, herkesin kendine vakit ayırabileceği, kendinden bir şeyler görebileceği organizasyon olacak. Gördüğünüz gibi sağlı sollu çadırlarımız var. Bu çadırlarda da bizim güler yüzlü esnaflarımız var. Hemen hemen her şeyi görebilirsiniz. Özellikle kadınlarımızın ürettiği kendi el ürünü, hem dikiş nakış hem de gıda ürünlerini bulabilirsiniz. Karacakuluz'da yok yok, Şenlik'te yok yok. O yüzden hayırlı olsun, uğurlu olsun, her şey gönlünüzce olsun. Sadece bir şey daha söyleyeyim, bitireyim. Ne olur mümkün olduğu kadar mesafe konusuna dikkat edelim. Maskeyi de mümkün olduğu kadar kullanalım. Biliyorsunuz rakamlarda ufak ufak artışlar var. Şenliğimizi böyle acele etmeyelim. Mümkün olduğu kadar mesafeye uymaya çalışalım diyorum. Tekrardan geldiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sizlerle birlikte yaşamaktan, sizlerle birlikte aynı havayı solumaktan gurur duyuyorum. Herkese Allah'a emanet ediyor, Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun, iyi eğlenceler. Sağ olun, var olun. Konuşmalarından dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanım Sayın Cüneyt Yüksel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Vali Yardımcımız Murat Eren'e davetimi arz ederim. Çok kıymetli milletvekilim, değerli Süleymanpaşa Belediye Başkanı, önceki dönem milletvekillerimizi yapmış, aynı zamanda Karacakuluz'un belediye başkanlığı yapmış, değerli Ahmet Kambur abim, değerli hemşehrilerim, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum, sefa getirdiniz diyorum. Tabii bu, ben de bu yörenin bir çocuğuyum, çok uzaktan değilim. Memleketimde ilk defa görev yapma fırsatı buluyorum. Annem Ortacaköy'den, size de çok yakın bir bölgeden. Biz tabi Karacakuluz'u senelerdir, ben de bu bölgede olmuşum, çok iyi biliriz, iyi bilirim. Karacakuluz mahallemiz belki de Tekirdağ'ın en çalışkan mahallesidir. En çalışkan insanların olduğu mahallesidir. Üretim yönünden son derece yüksek potansiyele sahiptir. Biraz önce belediye başkanımız da söylediler. Karacakuluz dokuma olsun, işte keşkeği olsun. Ekmek üretiyorlar bildiğim kadarıyla, yöresel ürünler üretiyorlar. Çok çalışkan bir mahallemiz. 93 Harbi'nden sonra şehrimize gelen, göç eden, aslında hepimiz Karaman'dan göç etmişiz. Kimimiz burada kalmışız, kimimiz Balkanlara göç etmişiz. 93 Harbi'yle 1876-78 Rus Savaşı ile bölgemize gelen örnek bir mahallemiz. Tabii dokumalarda da biraz önce kültür müdürümüz de söyledi bize, inşallah somut olmayan kültür varlıklarından bir tanesi de olacak bu bölge. Keşke şenliğimiz artık geleneksel hale gelmiş. İkincisi bu sene yapılıyor. Biliyorsunuz çok zor bir dönemden geçtik. Hem ülke olarak hem dünya olarak. Bizler Trakyalılar olarak şenlikleri, panayırları çok severiz ama iki senedir bu Covid-19 sebebiyle epey uzak kaldık. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı günlere, daha eğlenceli günlere kavuşacağız. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. Cemiyetinizin, şenliğinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim.
konuşmalarından dolayı Sayın Vali Yardımcımız Murat Eren'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Milletvekilimiz Çiğdem Goncagül'e davetimi arz ederim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Siyasi Parti temsilcilerimiz, değerli kurum müdürlerimiz, çok kıymetli Karaca Kılavuzlu hemşerilerimiz, çok kıymetli basın temsilcilerimiz, öncelikle hepinizi sevgiye, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Karaca Kılavuz geleneksel şenliklerinin ikincisini kutluyoruz. Böyle bir organizasyonda bizleri buluşturan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'e öncelikle çok teşekkür ediyorum. İşte AK Parti belediyecilik anlayışı bu diyorum. Bu gerçekten örnek gösterilebilecek bir hizmet. Biz yerelde siyasi çalışmalarımızı bir taraftan yürütürken diğer taraftan da belediyecilik hizmetlerinin insanımızın sosyal faaliyetlerini oluşturma noktasındaki katkılarına da inanıyoruz. Bu bağlamda da Süleymanpaşa Belediye'miz yalnızca şehrimize hizmet ederken yol yapmakla kalmıyor. Bunun yanı sıra sosyal alanlar için bugüne kadar yaptığı çalışmalarla da örnek teşkil edecek hizmetler veriyor. Ve bunun yanı sıra bugün içinde bulunduğumuz biliyorsunuz ki bu özel günde Kurban Bayramı'nda burada hep birlikteyiz. İşte bu Kurban Bayramı'nın sonuncu günü, son gününde sosyal faaliyet çalışması olarak hem tarihi hem geleneksel ve kültürümüzü yaşatmak adına düzenlenmiş olan Keşkek Festivalimizin ikincisini kutlarken bu vesileyle de tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah sağlıklı, birlik, beraberlik içerisinde barışın ve kardeşliğin en üst düzeye, paylaşmanın en üst düzeye ulaştığı nice bayramları ülkemizde geçirmeyi temenni ediyoruz. Malumunuz, biliyorsunuz ki pandemi süreci münasebetiyle hepimizin birbirleriyle kucaklaşmaya, sosyal alanlarda bu paylaşımlarda bulunmaya hasret kaldığımız günlerden geçerek bu günleri gördük. İşte buna istinaden şunu rica ediyorum. Lütfen hepimizin özlediği günü yaşıyoruz gerçekten ama bir taraftan da buna dikkat etmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Pandemi sürecinin hala riskleri devam ederken maske mesafe kuralına dikkat ederek buradaki diyaloglarımızı götürürsek hem sağlık açısından daha sonrasında üzüleceğimiz günleri de tekrardan yaşamamış oluruz. Yine bu bağlamda Karaca Kılavuz gerçekten bizler için çok anlamlı ve önemli bir yere sahip. Burada biliyorsunuz AK Parti'nin kuruluşunda kurucu il başkanlığını yapmış Sayın Ahmet Kambur abimiz var. Hepimizin siyasi hayatında önemli yeri olan, hepimizin siyasi hayatına önemli dokunuşları olan, hem il başkanlığıyla başladığı süresince yaptığı çalışmalardan edindiğimiz tecrübelerle bugün yürüdüğümüz yolda bize ufuk olan, ışık açan bir büyüğümüz. Hem aynı zamanda 22. dönem AK Parti Tekirdağ milletvekilliğini de yaptı. Kendisini Karaca Kılavuz dediğinde anmadan geçmeyi asla düşünmüyoruz. Biz kendilerine bu hizmetleri için ayrıca bilhane de teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekraren sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hepimize iyi bayramlar diliyorum. Allah hepimize hayırlı, sağlıklı günlerde tekraren buluşmayı nasip etsin diyerek Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Konuşmalarından dolayı Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Goncagül'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi sahneyi Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Halk Oyunları grubuna bırakıyorum.
Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu'na bu güzel gösteri için teşekkür ediyoruz. Kıymetli protokol, resmi törenimiz burada sona ermiştir. Arz ederim. Tekirdağımızın yetiştirdiği kıymetli sanatçımız Emine Özat'a birazdan sizlerle beraber olacak. İyi seyirler. Thank you.
Thank you.